zihne takrib edeceğiz. İşte kainatta şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki şu çoğu aza, büyüğü küçüğe müsavi kılar. Şimdi okuyacağımız yer 29. sözden ikinci maksat 527. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin büyük ve küçük şeyleri nasıl aynı kolaylıkta yarattığıyla alakalı bir yer. Kazım abi. Evet. Şimdi haşir demek lügatta dağılan bir şeyin tekrardan toparlanması demek haşir. Haşr-ı azam ise bir kere olacak. Yani günlük, haftalık, aylık, ondan sonra yıllık, asırlık haşirler var. Cenab-ı Hak sürekli dağılan şeyleri toparlıyor. Evet. Haşr-ı azam bir kere olacak Bülent abi. Haşr-ı azam daha olmadı. Peki tekrardan dağılan bütün mahlukatı toplayacak zatın buna gücü yeter mi? İşte bu ders o ders. Bakın nasıl yetiyormuş. Bunun kainattan 6 tane temsille büyük ve küçük, az ve çok aynı kolaylıkta yarattığını gösterir böyle bir yer. Oradan okuyoruz. Nokta Risalesi'nde mi geçiyor abi? Evet. Eski Said'in eserlerinde de var. 29 söz, ikinci maksat. Birinci temsil. Şeffafiyet sırrını gösterir. Mesela şemsin feyzi tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösterir. Eğer küreyi arz, perdesiz güneşe karşı muhtelif cam parçalarından mürekkep olsa, şemsin aksi, şems güneş demek yani, her bir parçada ve bütün zemin yüzünde müzahemetsiz, yer darlığı olmadan, tecessisiz, cüzlere ayrılmadan, tenakussuz, nakıslaşmadan bir olur. Eğer faraza şems fail-i muhtar olsa idi ve feyzi ziyasını timsali aksini iradesiyle verse idi, bütün zemin yüzüne verdiği feyzi bir zerreye verdiği feyzden daha ağır olmazdı. Yani Allah büyük küçük, az çok, bütün mahlukatı nasıl bir anda tekrardan bir araya getirecek, toplayacak. Bunun 6 tane kainatta temsili varmış. Birincisi şeffafiyet. Şimdi güneş çıktığı zaman denizin yüzeyinde bir tane güneş var değil mi? Deniz ne kadar büyük? O denizin yüzeyinde bir tane güneş var. Bir de o denizdeki her damlada, katrede bir güneş var değil mi? Şimdi diyor ki eğer faraza diyor, şems fail-i muhtar olsa idi, yani güneşi akıllı, şuurlu, iradeli farz etsek ve ona sorsak diyor, sen denizin yüzeyine timsali ve aksini verirken zorlanıyorsun da değil mi? Bir küçük damlaya timsalini ve aksini verirken daha mı kolay veriyorsun diye sorsak, o da bize diyecekmiş ki evet, bütün deniz yüzüne verdiğim feyiz bir zerreye verdiğim feyizden daha ağır olmazmış diyecekmiş yani. Yani güneş için denizin tamamına ve denizin her bir damlasına timsalini ve aksini vermek bir zorluk göstergesi değilmiş. Aynı kolaylıkta yapıyormuş bunu yani. Şimdi aynen öyle de hakikati biz tatbik ediyoruz. Sadece temsil zikredilmiş. Aynen öyle de. Cenab-ı Hakk'ın taş yaratmasıyla dağ yaratması, bir fili yaratmasıyla otuz ton, küçük bir iğne balığını yaratması aynı kolaylıkta oluyormuş yani. Neden? Şeffafiyet. Evet, şeffafiyet. Anlaşıldı mı? Mesela bir ahtapot düşünelim. 10 tane eli var, değil mi? Nasıl birbirine karıştırmıyor? 12 tane eli var herhalde, değil mi? 12 tane. Bir tane, bak birini birine karıştırmıyor, değil mi? Ama insan bir iş yaparken bir işi bir işine karıştırabiliyor yani. Cenab-ı Hak çok büyük varlıkları da, evet, çok küçük varlıkları da bu şeffafiyet sırrıyla beraber
çok kolay yaratabiliyormuş. Evet abi. İnsanda buna benzer bir temsili var mı? Yani aynı dallı şeffaf. Şimdi şöyle, insanın diyelim ki iradesi ve diyelim ki kuvveti diyelim, kudreti demeyelim de cüzi olduğu için buna kainattan misal vermiş. Yani Allah bir anda nasıl yapacak bunu? Güneş gibi. Güneş nasıl bir anda denizin yüzeyine ve her bir damlaya aksini veriyor? İnsanın yaptığı işler sınırlı olduğu için hiç Allah'ın kudretini anlatırken insandan misal vermemiş. Hep kainattan misal vermiş. Yani nasıl bir anda yapacak? Güneş gibi. Şeffafiyet gibi yani. İnsandan verse olmaz herhalde. Yani ben nasıl... Aynı anda şey yapacağım değil mi? Aynı evet. anda yapacağım. Çünkü abi bizde şeffafiyet yok ki. Biz şeyiz... Kesin. Evet. O yüzden şeffafiyet değil mi? Cenab-ı Hakk'ın kudreti şeffaf olduğu için büyük küçük fark etmiyormuş. İkinci temsil. Şimdi birinci temsil büyük ve küçüğe misaldi. İkinci temsil az ve çoğa misal veriyor. İkinci temsil mukabele sırrıdır. Mesela zihayat fertlerden yani insanlardan terettüp eden bir daire-i azimenin noktayı merkeziyesindeki ferdin elinde bir mum ve daire-i muhitteki fertlerin ellerinde birer ayna farz edilse, noktayı merkeziyenin muhit aynalara verdiği feyiz ve cilveyi aks, müzahemetsiz, tecessisiz, tenakussuz, nispeti birdir. Yani Allah bütün mahlukatı, adedi belli değil yani, nasıl tekrardan bir araya getirecek? Buna gücü yeter mi? Mukabele sırrıyla mükâinatta varmış. Bunu da anlayabiliriz. Yetermiş. Nasıl yani? Diyelim ki benim elimde bir tane mum var. Değil mi? Burada kaç kişi var? 20. 20 kişi elindeki aynayı benim muma çevirse, elimdeki muma. Değil mi? Mesela diyelim ki Selahattin abi 1 metre bana mesafesi var. Ramazan abinin 2 metre. Oradaki gençlerin 3 metre bana mesafesi var. Herkesin mesafeleri farklı. Ama aynalarına buradaki mum, müzahame zahmetsiz, yerdarlığı olmadan, cüzlere ayrılmadan hepsinin aynasına gidiyor değil mi? Yani o aynalar bu muma mukabil gelince, değil mi? Sayı fark etmiyor. Yani burada 20 kişi olsa, 100 kişi de gelse, 500 kişi de elindeki aynayı muma çevirse, mum onlara yansır değil mi? Diyelim ki 1 milyon kişi gelse, mum der mi ki ya daha fazla gelmeyin, ben veremem yani. Demez yani. Tecessisiz, cüzlere ayrılmadan bu mum, evet, tenakus, nakıslaşmadan her birisinin aynasına gidiyor abi. Şimdi aynen öyle de, Cenab-ı Hak mesela bir şeyi yaratmasıyla bin şeyi, bin şeyi yaratmasıyla milyon, milyar şeyi yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Yani mevcudat Cenab-ı Hakk'ın kudretine mukabil geldiği için abi sayı fark etmiyor yani. Mesela bu dünyada bir kişi var, Adem Aleyhisselam. Bu dünya ona hizmet ediyor değil mi? Şu anda ne kadar insan var? 8 milyar. Şu an 8 milyar insana hizmet ediyor. Aynı malzeme. Değil mi? Tenakussuz, müzahemetsiz, değil mi? Evet, ondan sonra tecessisi, cüzlere ayrılmadan aynı sistem bir kişiye hizmet ettiği gibi şu anda bu kadar mahlukata hizmet ediyor. Değil mi? 8 milyar. Mukabele sırrıyla yani. Yani birincisi büyük ve küçüğe misal, denizin yüzüyle katre. İkincisi de çokluk ve azlığa misal yani. Mesela bakın bir ayna düşünelim elimde. Güneşe çevirdim. Bu aynada güneş gözüküyor değil mi? Bir tane güneş var. Şimdi bunu ikiye böldüm. İki tane güneş oldu aynaya. Dörde böldüm. Kaç tane güneş oldu? Dört. Sürekli bölüyorum. Güneş der mi ya daha fazla bölme artık ben oralarda gözükmem yani. Diyemez bak. Neden? Mukabil geliyor çünkü abi. İstediğin kadar gör. Ona mukabil yani. Şimdi aynen öyle de. Mahlukatın sayısı ne kadar çoğalırsa çoğalsın, Cenab-ı Hakk'ın kudreti onlara mukabil geldiğinden dolayı sayısı önemli değil. Allah bir anda bütün mahlukatı yaratabilir mi? Mukabele sırrıyla yaratabilirmiş yani.
sayısı fark etmiyor yani. Zaten Cenab-ı Hak kün diyor, mahlukat oluyor yani. Peki tecezzi, tenakuz o ne demek? O bizim yaptığımız şeylerde öyle abi. Mesela şöyle, ben bunu yapabilir miyim? Bunu yapabilirim. Peki bunu yapabilir miyim? Bunu belki bardağı. Bunu yapamam. O zaman benim yapmam yani kuvvetim ne oldu? Cüzlere ayrıldı. Yani bunu yaparken bunu yapamıyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kudretine sorsak bunu yaratırım. Bunu yaratmış zaten yani. Cüzlere ayrılmamak tecezzisiz, tenakussuz dediği o yani. Bu ilim de böyle. Bunu biliyor mu? Biliyor. Bunu da biliyor. Bunu da biliyor. Ama bana sorsan bunu biliyor mu? Bilmiyorum. Bunu biliyor. Benim ilmim Selahattin abi cüze ayrılıyor. Allah'ın efsaf-ı ilahiyesi abi ilim, irade, kudret hususen cüzlere ayrılmıyor yani. Allah her şeyi biliyor. Allah'ın her şeye gücü yeter. Buradaki konu haşir olduğu için bütün mahlukatı bir anda diriltebilir. Bir anda toplayabilir. Misali var mı? Varmış yani kainatta. Bu kabere sırrıymış. Üçüncü temsil muvazene sırrı der. Mesela hakiki ve hassas çok büyük bir mizan bulunsa. Bu mizan dediği terazi. Yani bir terazi düşünelim. Evet. Çok büyük ve çok hassas. İki gözünde iki kefe var. Bir terazi düşünelim. Çok büyük, çok hassas. İki tane kefesi var. İki güneş. Veya iki yıldız. Veya iki dağ. Veya iki yumurta. Veya iki zerre. Hangisi bulunursa bulunsun, sarf olunacak aynı kuvvet ile o hassas azim bir terazinin bir gözü göğe, biri zemine inebilir. Şimdi beş tane misal verdi. Dedi ki, terazinin kefesinin birine önce güneş dedi. İki güneş. Güneşin birini sağ taraftaki kefeye bıraktım. Diğerini sol taraftaki kefeye bıraktım. Kefeler eşit mi? Bülent abi eşit. Sağ tarafa bir tane ceviz bıraktım. Bu sefer ne oluyor? Kefenin biri aşağı inerken biri yukarı kalkıyor değil mi abi? Şimdi güneşleri aldım. Yıldız bıraktım iki kefeye. Sağ tarafa gene bir ceviz bıraktım. Gene dengeyi değiştiriyor değil mi abi? Sonra iki tane daha. Sonra iki tane yumurta. İki tane zerre. Kefelere sürekli koyuyorum. Sağ taraftaki kefenin birine cevizi koyuyorum cevize. Şimdi hepsinin dengesini değiştiriyor değil mi abi? Yıldızın da, yumurtanın da, dağın da, zerrenin de, güneşin de. Bakın aynı cevizi koyuyorum ben. Şimdi Allah'ın gücü her şeye yeter mi? Bu ceviz misaliyle veriyor. Bak ne kadar basit, ne kadar kolay yani. Yani buradaki ceviz terazinin kefelerindeki güneşin dengesini nasıl değiştiriyor? Dağın, yıldızın, yumurtanın, zerrenin. Bakın aynı ceviz. Yani Allah aynı kudretle bütün mahlukatı yaratıyor. Bir ile bin. Büyük ve küçük aynıymış yani. Bak misal çok basit. Bir o kadar kolay. Ama hakikat çok büyük yani. İşte Cenab-ı Hak yani bütün o hakikati ne kadar basit bir şey derdi. Bir numunesi var yani. Tabi biz Risale-i Nur okuduktan sonra bize kolay geliyor bu. Bülent abi. Yoksa haşri akli olarak bir kişi anlatmış yani bir kişi. Hani bize ne kadar basit geliyor değil mi? Öğrendikten sonra o basitlik oluyor. Öğrenmeden önce biz çözen olamamış yani o kadar basit şeyle yani. Yani hakikat o kadar yüksek. Misali o kadar baş gözümüzün önündeymiş meğersem bir cevizle haşr-ı azap nakli olarak anlatabiliyormuş yani. Yani aynı kuvvet nasıl terazinin kefelerini bozuyor? Ceviz yani. Aynı kudretle Cenab-ı Hak mahlukatı yaratıyormuş yani. Dördüncü temsil intizam sırrıdır. Mesela en azim bir gemi en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir.
Şimdi Allah bütün mahlukatı bir anda tekrardan diriltecek. Değil mi? Buna gücü yeter mi? Yani büyükle küçüğü aynı anda yapabilir mi? İntizam sırrıyla kainattaki yapabilirmiş. Dedi ki en azim bir gemi en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. Mesela ben diyelim ki buradaki büyük bir gemiye bindim. Dümenine geçtim. Sağa sola çevirip götürebilirim gemiyi değil mi? Bastım anahtarına. Dümeni istediğim yere çeviririm. Aynı ben böyle bir kova düşünelim. Kovanın içine küçük bir gemi yaptım kağıttan. Elimle çevirebilir miyim? Bakın ben küçük kağıttan bir gemiyi de çeviriyorum. Çok büyük bir gemiyi de çeviriyorum. Peki bu kolaylık neden meydana geliyor? İntizamdan dolayı. Yani o geminin de intizamı var. Dümeni var, marş anahtarı var, kontak anahtarı var. O kağıttan geminin de değil mi? Bir nizama intizamı var yani. Şimdi aynen öyle de Cenab-ı Hak 70 ton ağırlığında bir balinayı yarattığı gibi küçük bir karıncayı da aynı kolaylıkta yaratıyor. Bakın yaratabilir, yaratıyor yani. Sistemde bunun misali var yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Yasin suresinde. Birinci yaratılışı gören, ikinci yaratılışı inkar edemez diyor. Neden? Çünkü bir şeyi ilk defa bir kere yapmak zordur. Bir kere yaptıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü defa yapmak daha kolaydır yani. Bir kere zordur yani. İlk yapmak zordur. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yaratmış. Küçüklü, büyüklü. Diyor ki tekrardan ben bunları yapacağım yani. Tekrardan bir araya getireceğim. E bazıları diyor ki yok getiremez diyor bir araya. Getirebilir yani. Niye getiremesin yani? Önce yani ilk defa yapmış. O daha zordur yani. Bülent abi. Şimdi bununla alakalı 4 tane okudum ben. 6 tane de. 4 tanesini okudum. Bir de Üstad Hazretleri o ikinci esasta saadeti ebediye muktazi vardır diye mukadder bir suale cevap vermiş. Yani saadeti ebedi ahiret hayatı öldükten sonra dirilmek var mı? Varsa bunun delilleri neler? Burada 10 tane delili var. İlk 8 tane delil. Akli delildir. 9. ve 10. delil nakli delildir. 9. delil haşrin öldükten sonraki hayatın varlığına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. 10. delil Kur'an-ı Hakim'miş yani. İlk 8 tane kainattan misal veriyor. Şimdi birkaç tane okuyacağım ben. 9.'sü peygamberimizmiş yani. Yani peygamberimiz nasıl öldükten sonraki hayatın, ahiretin varlığının delili? 9.'sü sadık, mastur, musaddık olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarıymış, söylemesiymiş yani. Yani nasıl peygamberimiz ahiretin delili oluyor? Şimdi dost ve düşmanın ittifakıyla yani Selahattin abi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ömründe hiç yalan söylememiş abi. O yüzden sadık, mastık, musaddak diyor yani. Böyle bir zat diyor ki öldükten sonra ahiret var. Cenab-ı Hak çürüyen cesetleri tekrardan bir anda bir araya getirecek yani. İhba söylüyor yani. Mesela senin çok iyi tanıdığın, güvendiğin, her sözüne itimat ettiğin bir insan var. Bir meselede deseler ki Selahattin abi de öyle diyor. Senin için diyelim bir Selahattin abi. O mesele kuvvetlenir mi kuvvetlenmez mi? Diyor ki Ahmet de diyor Mehmet de öyle söylüyor. Değil mi? İşte ömründe hiç yalan söylemem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki abi öldükten sonra hayat var diyor. Ahiret var. Cenab-ı Hak çürüyen cesetleri tekrardan diriltecek. Bediüzzaman Hazretleri diyor yani. Değil mi? O zaman biz kabul ediyoruz yani. Dokuzuncusu mu? Nakli bir delil. Onuncusu da evet 13 asırda 7 vecih ile icazını muhafaza eden neymiş? Kur'an-ı Muzzil Beyan'ın ihbaratı katiyesiymiş. Yani
Allah diyor ki öldükten sonra çürüyen cesetleri tekrardan dirilteceğim diyor yani. Kur'an-ı Kerim'in dört tane maksadından birisi de haşir. Bir tane daha okuyayım şunu abi. Öldükten sonra dirilmenin bir tane delili de beşerin cevher-i ruhunda derc edilmiş gayr-ı mahdut istidadat ve o istidatta mündemiş olan gayr-ı mahsur kabiliyetler ve o kabiliyetlerden neşet eden hadsiz meyiller ve o hadsiz meyillerden hasıl olan nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden tevellüt eden, ortaya çıkan gayr-ı mütenayi efkar ve tasavvurat-ı insaniye şu alemi şehadetin arkasında bulunan saadet-i ebediye elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa müteveccüh olmuş olduğunu ehli tahkik görüyor. Yani akli delillerden bir tanesi Allah'ın bize yerleştirmiş olduğu istidatlar, duygular, arzular, meyiller, latifelermiş yani Kazım abi. Bunlar öldükten sonraki hayatın tekrardan böyle öldükten sonraki hayatın var olduğunu, çürüyen cesetleri Allah'ın tekrardan dirilteceğini abi akli bir deliliymiş yani bizdeki o hissiyatlar, letaifler yani. Mesela Cenab-ı Hak ne yarattıysa bu dünyada bize bir tane numune vermiş yani. Mesela kulak yaratmış bize, değil mi? Dışarıda sesleri yaratmış. Bize burun vermiş, kokuları yaratmış, değil mi? Ondan sonra renkleri yaratmış, görüntü. Bize göz vermiş. Yani ne yarattıysa bize bir numunesini derc etmiş Cenab-ı Hak. Evet, baki bir alem, değil mi? Ahiret hayatını Cenab-ı Hak yaratmış. Biz de onun bir numunesini bırakmış yani. Neymiş o? Beka hissi. Ölmeme hissi. Değil mi? Sevdiklerinden ayrılmama hissi. Yani abi. Bizde bir numunesi var. Ne varsa yani sistemde ne varsa bizde karşılığı var. Eğer sistemde olan bir şeyin kainatta bizde karşılığı olmasaydı veya bizde olan bir şeyin sistemde kainatta karşılığı olmasaydı o zaman o şey gereksiz olurdu, abes olurdu. O ki Allah bize baki bir hayatı vermeyecekti. Bizde beka hissi, ebed hissi, ölmemek hissi ne arıyor? Gereksiz olur değil mi? Hiçbir anlamı yok yani. Birisi dedi ki ya nasıl yani? Mesela bir baba düşünelim. Çocuğuna bir tane çikolata aldı. Meyve suyu aldı. Akşam getirdi. Çocuğuna gösterdi. Ama vermiyor. Bülent abi. Çocuk da ya baba ver. Yok ver. O ki vermeyecektin. Niye gösterdin? Çocuğa zulüm olur mu olmaz mı? Şimdi aynen öyle de Cenab-ı Hak bizim mahiyeti insaniyemize ebed çikolatasını değil mi? Cennet meyve suyunu koymuş abi. O ki vermeyecektin tabir yerindeyse. Niye bize tattırdın? Der mi demez mi Kazım abi? Söyler değil mi? O ki bize vermeyecektin. Niye gösterdin yani? Bu zulüm olur yani. Ölmemek arzusu. Evet, ölmemek arzusu var bizde. O zaman ahireti bilmeyecektir. Yani. Evet. Ölmemek arzusu bize olmasaydı. Evet, baki bir hayat yoksa. Bir hayat, değil mi? Anlamı yoktu. Ebedi bir hayat yoksa. Bu ölmemek arzusu, ebed arzusu bizde niçin var yani? Demek ki öyle bir alem varmış diye beşinci de hulasa olarak abi mahiyeti insaniyedeki bu özelliği nazara vererek ahireti ispat ediyor. Şimdi 29. sözle 10. söz arasındaki münasebet ne? 10. söz Esma-i İlahiye dayalı haşrın ispatını yapıyor. 29. söz ise akli ispatını yapıyor. Yani birisi Esma-i İlahi dayalı ispat yapıyor. 29. söz akli ispat ediyor yani. Şimdi mesela gençler de var burada. Diyebilir ya biz dediklerinden hiçbir şey anlamıyoruz. Hemen anlamayabilir yani. Değil mi? Yarın anlar, öbür gün anlar. Onu düşünceye sevk eder. Dersteki bir cümle yani. Mesela biz yazın gelenlere birer tane vecize ezberletiyoruz ya abi.
Hani ezberlettiğimiz vezizelerden biri de şu. Bir iğne ustasız olmaz. Bir köy muhtarsız olmaz. Şu görmüş olduğun musanna kainat, sanatlı kainat nasıl bir ustasız, iğnesiz olabilir? O çocuklardan birisi üniversiteye gitmiş. Üniversitede böyle yanlış gruplara girmiş abi. Sol görüşlü böyle bilmem X bir sürü grup ismi söylemeyeyim şimdi. Böyle komünist bilmem ne böyle gruplara girmiş. Onların arasında onların fikirlerine bulaşmış. Onlar da böyle broşür bastırıyorlarmış. İşte ahiret yok, Allah yok, ondan sonra peygamber yok. Bunlar hep uydurmadır, safsatadır. Birisinin halüsinasyon görmesidir. Böyle kulaktan kulağa yayılmasıdır falan. İşte broşürler basarken her gün bir konu hakkında şey yaparken haftada böyle. O hafta ahiret yok. Yani öldükten sonra dirilmek yok. Böyle. Bu konuyla ilgili broşürü şey yaparken ahiret yok, o yok, bu yok derken çocuk birden demiş ki nasıl yani bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. Bu kainat nasıl Allahsız olur yani? Nasıl ahiretsiz olur diye abi bu cümleyi söylemiş yani. Demiş sen bir daha söyle bakayım onu. Çocuğun kendisi söylüyor yani. Yani Allah yok, ahiret yok, şey broşür bastıracaklar ya. Çocuk o zaman söylemiş yani. Bir iğne ustasız olmaz. İşte bir harf katipsiz olmaz. Yani bu sistem nasıl Allahsız olur, nasıl ahiretsiz olur? Şeye benziyor, sen vecizeyi ezberle ya. Evet. Onun içinde bir çekirdek oluyor. Zamanı evet. Gelince... İşte çocuk, hani onu demek istiyorum. Yani o zaman belki hani hatırına ya ne diyor, zor oluyor ama ileride onun şeyi oluyor yani. Bir tane daha okuyayım, son bitiriyoruz. Başka bir delil, pek çok nevilerde, hatta gece ve gündüzde, kış ve baharda, cevvi havada, hatta insanın şahıslarında, müddeti hayatında değiştirdiği bedenler ve mefte benzeyen uyku ile haşir ve neşre benzer birer nevi kıyamet, bir kıyamet-i kübranın tahakkukunu ihsas ediyor, Remzan haber verir. Yani hani haşir neydi? Dağılan şeylerin tekrardan toparlanmasıydı ya. Cenab-ı Hak nevilerde, gecede, gündüzde, kışta, baharda, cevi havada hususan insanda sürekli böyle bu haşrin numunesini yapıyormuş yani. Öldükten sonra dirilmenin bir gündeki delili evet mevte benzeyen uyku ile diyor. Evet, yani günün 24 saatlik böyle bir zaman dilinde 5-6 saat bir nevi uykuyla ölüyoruz değil mi? Sonra tekrardan diriliyoruz. Yani öldükten sonra dirilmenin bir numunesi bizim her anda varmış. Gündelik hayatımızdaki oymuş yani. Kışta var. Evet. Baharda varmış. Havada varmış. Cenab-ı Hak bir anda değil mi? Semayı doldurup boşaltıyor. Haşır ediyor yani. Ahiretin deliliymiş. Öldükten sonra dirilmenin bir delili de oymuş yani. Saadet-i ebedinin muktazileri. Burada durayım. Allah razı olsun. El-Fatiha.